Başta emperyalist, atlantikçi kamp çökecek. Bütün dünyada çökecek. Ama çökerken önce öncülleri çökecek. Bu benim kaç yıllık iddiam. Mesela İsrail, Ermenistan, Barzanistan gibi yerlerin dünya üzerinde artık bir hükmü kalmayacak. Ee, zaten kendileri de geri çekiliyorlarmış. Geri çekilmelerinin perde arkasında yetişemiyoruz diye açıklıyorlarmış. Ee, geri çekilmenin perde arkası Tel tüm cephelerde yetişemiyoruz demiş. O zaman niye birkaç cephede birden savaşmaya çalışıyorsun? İsrail ordusu Han Yunus'ta tek bir tugay bıraktı. Savunma Bakanı Galant, ABD'nin birlikler dinlenmek için çekildi sözlerini yalanlayarak ordunun refaha kara harekatına hazırlandığını belirtti. Fakat Genel Kurmay Başkanı'nın hedeflerin uzağındayız itirafı ve direniş ekseninin artan tehditleri aslında tek bir şeye işaret ediyor. Savaş bitmekten çok uzak. Bir itiraf daha var ki o bana Trump'ın ilk başkan seçildiği dönemdeki sözlerini hatırlatıyor. İsrailli komutanın sözleri. Savaş yorgunuyuz diyor. Şekerim biz savaş yorgunuyuz diyor. İsrailli komutan. Gazete direniş tüm kuvvetiyle sürüyor. İsrail ise tüm askeri imkanlarına rağmen istediğini elde edemiyor. Hanyunustan çekilmesi ise esir takası anlaşması gibi yansıtılsa da arka planın pek öyle olmadığı ortaya çıktı. İsrail'in vahşi saldırılarına boyun eğmeyen direniş güçleri tanklara, tüfeklere, hava saldırılarına rağmen Gazze savunmasını kararlılıkla sürdürüyor. İsrail ise Hanyunustan çekilmek zorunda kaldı. İsrailli komutan esirlerle alakası yok, savaş yorgunuyuz dedi. Evet savaş yorgunu bunlar. Ee, aynı Amerika gibi, Amerika'da e, Trump şöyle demişti, ''Zafersiz savaşlar yorgunuyuz.'' diye. Bakıyorsunuz Amerika'nın tarihine, kazandığı tek bir zafer yok 1950'lerden bu yana. Kore'de yok, e, Vietnam'da yok, hiçbir yerde yok. Ama e, biz bunu bir türlü anlayamıyoruz. E, ne yapıyoruz? İsrail ile ticareti kesmiyoruz. Sonra protestolar oluyor, bilmem neler oluyor.